Almanlar çok kıskanırlar da onu taktığım zaman şeyi vardır, onların rozetleri vardır. Almanya'ya gidince ben hani takarım küçücük bir rozet ama anlayan anlıyor. Nereden bunu aldınız? Niçin verdik. Ki hangi cumhurbaşkanı verdi? Falanca cumhurbaşkanı verdi. Allah Allah derlerdi. Kıskanırlardı yani. <laughs> evet. Coşkun çok rahmetli hocamızın yanına gitti. Ben dedim sizin asistanınız olmak istiyorum bitirince. Hoca da asistansızlıktan kıvranıyor. Kimse gitmiyor. Çünkü bunun tarihi kökenini bilmeden yapamazsın. Fizik öyle değil. Fizikte suyun kaynama derecesi 100 derece değil mi? Öyle. Soruyorum kitapçı var mı? Dedi demek hocam diyor kitapçı dükkanı yok. Kitapçı dükkanının olmadığı bir üniversite şehri düşünebiliyor biliyor musunuz? Ben Furkan Güventaş'tan. Hukuk Atölyesi başlıklı bu podcast serisinde alanında usta olan isimlere yalnızca yöntemlerini soruyorum. Bu bölümde konuğum Sayın Hocam Profesör Doktor Ahmet Mumcu. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Evinizde ağırlıyorsunuz Siz de bizi. Beni seçtiğiniz için size, size teşekkür ediyorum. Hocam 1995 ve 2001 yıllarında Almanya Cumhurbaşkanlığı tarafından iki kez yüksek liyakat nişanı ile onurlandırılıyorsunuz. Hatta 2001 yılındaki nişanınız zannediyorum o sınıf içerisindeki en yüksek nişan. Evet. Merak ediyorum nasıl gerçekleşti süreç? Efendim olay şu, ben akademik kariyerde kalma kararını verince beni yetiştiren hocalarından biri olan ve çok değerli bir hocamız olur. Olan size size oçalık yapmadı herhalde bilmiyorsunuz. Coşkun hiç yok. Ama adını duymuşsunuzdur. Dedi ki asistan olman için ilk defa şart, birinci şart Almanca öğreneceksin. Ben zaten Almancayı severdim yani dil olarak hoşuma giderdi. Çünkü <laughs> İngilizce gibi istisnası olmayan bir dil. Ee, rahat bir dil başlangıçta zor gibi geliyorsa da zamanla alışıyorsunuz ve bu <laughs> e, kuralların çok kesin ve rahat olması sizi oldukça e, konforlu bir dil öğretimine e, üst taraf, sürüklüyor. Kaldı ki mesleğimiz açısından Almanca'nın önemi şu açıdan çok e, belirgin yapacağımız araştırma Hukuk tarihi olacak tabii. Bir hukuk tarihi kürsüsüne girecektim ben. Bu konudaki en temel araştırmaları ya Almanlar ya da Alman olmayıp eserleri Almanca yazanlar olmuştur. Bir dönem Almanca bugün İngilizcesi gibi pek çok ülkede e, bilim dili olarak kabul ediliyordu. Bu arada gittiğinizde sene kaçtı hocam? 1950... 1959'da mezun oldum. Evet 1959 60. Hı, hı. 59 orada bitirdik. 60'ta da yani ihtilal dedikleri hükümet darbesi yapılmadan önce döndük. Birkaç hafta önce döndüm. Şimdi zaten e, Almanca öğrenme azmin dolayısıyla Alman Büyükelçiliğinde çalışan ve iyi Türkçe bilen Almanlarla bir dostluğumuz başlamıştı. Almanca öğrenince gerçekten sağlam öğrendim bu, bu Bayan Liha'ya. Ben gerçekten e, manevi olarak büyük şey borçluyum. E, bu ilişkiler iyice arttı. Daha sonra ben e, önemli bir burs kazandım, Alman bursu. Deutsche Akademischer Austauschdienst, DAAD bursu. İki buçuk yıl Almanya'da kaldım. Üniversitenin ne olduğunu gördüm. Çok büyük bir hocanın yanına beni yollamıştı Halil Nazlıcak hocamız, e, Profesör Bertold Spuler. E, garip bir insandı, garipten kastım hani böyle yapısı ve hareketleri itibariyle garip değil, yetenekleri itibariyle de garip, garip bir insandı. Hocaya bilmediği dilleri sormazlardı, daha doğrusu bildiği dilleri sormazlardı, bilmediği dilleri sorarlardı bilmediği dil hemen hemen yoktu. Bir Afrika'daki Afrikaans dediğimiz bir takım Afrikalı kabilelerin dilleri. Bir de Güneydoğu Asya'da, Vietnam, Siyam gibi ülkelerde konuşulan diller dışında hepsini bilir diye acayip bir yapı. Türkçesi de fevkaladeydi tabii. Benimle 15 yıl kadar sürdü ilişkimiz. E tabii o beş yıl ben Almanya'da kalmadım ama o giderdi, gelirdi. Ben arada bir gider gelirdim. E, o ilk bir yılı bitirdikten sonra bir iki yıl daha kaldım. Von Humboldt vakfı sayesinde. E, benimle bir kelime Almanca konuşmadı. Hep Türkçeydi. Türkçe konuştu. Türkçeyi bütün nüanslarıyla biliyordu. Bu arada benim yaptığım konuşmalar, verdiğim dersler e, şey yansımış Alman Sefareti'ne, yazmış Ankara'da. Döndükten sonra hemen biz Alman Sefareti'nin büyükelçiliğinin önemli sayılabilecek e, misafirler arasında olduk. E, ve bu arada Türk-Alman ilişkilerinin daha da geliştirmesi için bir takım hazırlıklar yaptık. Rahmetli Ekrem Akurgal, adını duymuşsunuz değil mi? Çok büyük bir arkeolog, dünya çapında bir arkeolog. Sedat Alp, Büyük hititolog, hititoloji bilimini neredeyse kullanan adam. Bunlarla çok yakın dostluklar kurduk. Velhasıl Alman bilimine bazı naçizane ufak katkıları bulunmuştur. Bunu dikkate aldılar. Bana en küçük rütbeden liyakat nişanı verdiler. Sonra işleri rahat etmemiş galiba. Demek ki bir iki şeyimi daha dinlemişler konferansımı. Ee, bir de Türkiye'ye gelen Almanlarla meşgul oluyordum yakından. Onları gezdiriyordum, izahat veriyordum. Ya, makalelerim vardı Almanca. Dediler ki bunun bir üst rütbesini daha verelim. O şekilde onu da verdiler. Almanlar çok kıskanırlardı onu taktığım zaman şeyi vardır onların, rozetleri vardır. Almanya'ya gidince ben onu hani hep takarım küçücük bir rozet ama anlayan anlıyor. Nereden bunu aldınız? Niçin verdi? Ki hangi cumhurbaşkanı verdi falan? Cumhurbaşkanı verdi. Allah Allah derlerdi. Kıskanırlardı yani. <laughs> evet. Annenizin Amerikan Kız Koleji mezunu olduğunu okudum evet. ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında ilkokul öğretmeniymiş evet. zannediyorum. İlk Babanız öğretmenlerinden yani. Evet. Babanız ne iş yapıyordu? Efendim enteresan bir aile. Annem Kafkas göçmenlerinden geliyor. 1877 78 Rus-Türk Savaşı'nda Kafkasya'dan önemli bir göçmen kütlesi gelmiş, dedem o sırada küçük, annemin babası yani ve bütün aile Bursa'ya yerleşmiş. <laughs> Daha sonra dedem Bursa Askeri Lisesi'ne olmuş ve subay olarak aileye hizmet ede devam etmiş. Annemi de Bursa'daki o Amerikan Kız Kolejine vermiş. Düşünebiliyor musunuz? Amerikan koleji mezunu bir ilkokul öğretmeni. Bugün Türkiye'de e, anlatsanız kimse inanmaz. Babanız hocam? Babam da e, İskeç'e İskeç e, Türklerin çok büyük su, çoğunlukta olduğu bir Batı Trakya şehri. Biliyorsunuz Lozan Anlaşması'na göre Anadolu'daki Türkler, Rumlarla Türkiye Yunanistan'daki Türkler değiş tokuş edileceklerdi. Yalnız İstanbul'daki Rumları ısrar ettiler Yunanlar. Patrikhane orada ya. Patrikhane. Onları istisna edelim dediler. Onlar değiş tokuşa tabi olması. Biz de o pek dedik. Ona karşılık Batı Trakya'daki Türkler kalsın. Yani oradaki Türk varlığı mı devam etsin istiyoruz. Böylece Batı Trakya'daki Türklerle İstanbul'daki Rumlar mübadele dışı kaldı. Ve çok sıkı uygulandı bu. Mesela e, Yunanlılar Batı Trakyalı Türk vatandaşlarının, yani Yunan vatandaşları ama Türk. Türkiye'ye gitmesine izin vermiyorlardı. Anlaşma bozulmasın diye. Aynı şekilde biz de e, o tür yaşayan e, Türklerin Yunanistan'a gitmesine izin vermiyorduk. Babam bu yüzden kaçmış. kaçmış. Resmen kaçmış. Bir takım rüşvetler vererek Yunan makamlarına kaçmış. Ve Bursa'da kitapçı da başlamış. Hukuku seçmenizde ailenizin hukuku seçmemizde etkisi oldu mu? Baskısı oldu efendim. Onu açıkça söyleyeyim. Ben hukukçu değil, arkeolog olacaktım. Bakın oradaki kitapların çoğu arkeoloji kitaplarıdır. Yer yerde şurada önünüzde bak. Ha, şunlar. Boyut. Ee, çok aydın kişiydi ikisi de. Aklar ki arkeolojinin pek o kadar getirisi yok. Baba ne de olsa tüccar. Ve Türkiye'de getirisi yok. Türkiye'de girişisi yok tabii. T tabii, tabii de olacak. Hallem ettiler, ettiler şimdi. Babamın da diyeti benim hekim olmam. Tıp okumam. Annem de arkeolog olmadan ne olursa ne oluyordu. Çünkü arkeoloji hele o zamanlar Türkiye'de çok çok yeni Elbette tanımaya başlayan bir bilim dalı. E, fakat tabii sertlik yoktu bizim ailede. İkna yoluyla babam dedi ki bak oğlum dedi sen hukuk oku. Çünkü hukukça her işi yapar, yarar. Her işi yapar. Ben... Girdik hukuka girdik. Evet. Sonra hukuk beni açtı. Baya hoşuma gitmeye başladı. Çünkü toplumun anatomisini yapıyor hukuk. Gerçekten. Hukuku sevmeye başladım yani. Enteresan değil mi? Hiç hukuktan hoşlanmayan adam ailesinin zoruyla ama ikna yoluyla ile hukuk fakültesine girmiş. Sonradan hukuku sevmeye başlamış. Ee, hukuk tarihi de hoşuma gitmeye başladı. Zaten çocukluktan bir arkeoloji dolayısıyla tarihe bir merakım var. E, Coşkun çok rahmetli hocamızın yanına gittim. Ben dedim sizin asistanınız olmak istiyorum bitirince. Hoca da asistansızlıktan kıvranıyor. Kimse gitmiyor. Çünkü hukuk tarihçisi olan bir avukatın piyasa gücü yoktur. Coşkun dedim ki hocam sizin dedim asistansızlıktan bunu aldığınızı biliyorum. Her gelen kaçıyor çünkü. E, hoca çok yumuşak gayet insani e, ee, bu tür, tür ilişkilere çok dikkat eden bir insandı. Ona rağmen bu, bu, alanda iş yok deyip bırakıyorlar. Avukatlık da çöküyor. Söz ver dedi. Bak kaçmayacaksan o zaman gel dedi yanıma. Bir dedi Almanca öğreneceksin dedi. Şart dedi Almanca dedi. Olur hocam dedim. İşte o şekilde beni Almanca öğrendiği hocasının yanına yolladı. Daha iki yıl önce. Böyle oldu. Evet. Hocam Coşkun Hoca'dan devam edebiliriz. Evet. Siz <laughs> akademiye dair özellikle yaptığınız işin yöntemine dair Coşkun Hoca'dan neler öğrendiniz? Valla Rahmet Hoca <laughs> tabii iyi bir akademisyendi. Çok iyi bir akademisyendi. Çünkü doktorasını Heidelberg Üniversitesi'nde yapmış. Heidelberg bugünün Harvard'ı. Willi Andreas diye bir büyük hukukçu, büyük tarihçi var, siyasi tarihçi. Onun yanında yapmış doktorasını. Önemli, çok çok önemli bir bilgi bu. Hocamızın şahsiyeti için. Yalnız bu bilgiyi ileri götürememiştir. rahmetinin arkasından konuşmuş değildim ama öyle. Hiçbir eseri yok. Bir tek Osmanlı Devleti'nde Tımarlar adlı bir araştırması var. Dört ya da beş sayı yayınlamıştır Ankara Hukuk Fakültesi dergisinde. Hepsi bu. Başka bir şey yok. Bir de ders kitabı olarak yazdığı Türk hukuk tarihi var onu ben geliştirdim. işte şu kitap. Evet. Biz de onu okuduk Siz hocam. Siz de onu okudunuz. Ee, tek kitap o zamanlar. Çünkü neden? Hukuk tarihi, Türk hukuk tarihi İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okutulmuyordu. Onu merak ediyorum hocam. Yani tarihi olayların birçoğu aslında İstanbul çev çevresinde yani benim şekillenmiş. Benim de aklım ermiyor İstanbul Hukuk'ta pek çok arkadaşım var. Ama yani hmm. hukuk Türk hukuk tarihi kürsü olarak Ankara Hukuk'ta uzun yıllar var. Buna Tabii karşılık yok. İstanbul Hukuk'ta yok. Yok nişi yok antı vermiyor. Bir de şundan dolayı olabilir biraz e, fazla e, nasıl denir? Fazla e, milliyetçi diyelim yani Ankara Hukuk Fakültesi milliyetçiliği diyelim. Öyle bir görüş iki fakülte arasında büyük bir rekabet vardı. Bilirsiniz onu. Evet. İstanbul Hukuk Fakülteleri biz en uluslararası bir fakülteyiz. Siz değilsiniz derler. Böyle bir şeyin olmadığı sonra anladık tabii. Yok öyle bir şey. Ee, ama sebebi de çok eski olması. Yani Ankara Hukuk Fakültesi 1925'te açılmış. İstanbul Hukuk Fakültesi üç kere açılıp kapanmış. Biz de onu derdik. Adam olsanız İkide bir de kapatılıp açılmaz üzerdik. <laughs> Tatlı kavgalardı bunlar yani. Kavga da değil de işte tartışmalar. Hocam o tartışmalar bugün halen sosyal medyada devam ediyor. Hala. Hala devam ediyor. İnsaf yani. İnsaf. Çünkü sonradan benim İstanbul hukuktan çok çok değerli arkadaşlarım oldu. Erdoğan tez iş mesela. Bülent bizim rahmetli. Bunlar çok değerli arkadaşlar ve hukuk tarihi okuyamamanın eksikliğini hissederlerdi ve beni çok severlerdi. Sen düzgün bir hukuk tarihçisin işte bu mesele nasıl öyle nasıl halledildi diye sorarlardı. <laughs> Onlar da farkındaydı yani. Hocam Almanya'da hukuk tarihi kürsüsü var mıydı? Olmaz peki? olur var Hem de alası var. Tabii. İsviçre'den ben örnek vereyim. İsviçre'de beş hukuk tarihi okutulur. Bir, Genel hukuk tarihi. Çin'den başlar, gider. İkincisi İsviçre hukuk tarihi. Üçüncüsü İsviçre kantonunun, hangi kantonda okuyorsa çocuk, onun hukuk tarihi. Dördüncüsü, ihtilaller dolayısıyla, Fransız ihtilaller dolayısıyla, kamu hukukunda kamu hukukuna, e, tarih bilincinin getirdiği yenilikler o. Dört hukuk tarihi. Bir de beşinci de işte bunların hepsinin özeti. Bunlar zorunlu ders mi hocam? Zorunlu tabii tabii. tabii. Buradan hemen şunu da ben sormak istiyorum. E, Türk hukuk tarihi kitabımızın ilk cümlesi. Hukukun tarihsel kökenlerini ve gelişmesini bilmeyen bir hukukçu sadece teknisyen olarak zorunlu, kalır. Zorunlu. Biraz açar mısınız hocam? E, tabii çünkü <laughs> bugün düşünün bir hukuk ki Hukuksal kurumu düşünün, herhangi bir kurum, mesela alışveriş, satım aktı satım bağıtı. E bunun, bu bağıtın nasıl doğduğunu bilmezseniz, hangi şartlar altında doğduğunu bilmezseniz, bugünkü satış bağıtı hakkında bildikleriniz sadece hukukun e, yazılı şeklinde size verdiği bilgilerden ibaret kalır, kanun yani. E bir yorum yapamazsınız bence bunun eksikliğini de mesela e, rahmetli Erdoğan teyze çok güzel görmüştür çok, çok. Hoca, abi demişti bana abi, ben ona abi derdim pardon Erdoğan dedim yani bunun tarihi kökenini bilmeden yapamazsın fizik öyle değil fizikte suyun kaynama derecesi 100 derece değil mi öyle bunun bunun tarihsel geçmişi yok çünkü o, o, o odur ama şu zinayı alın. Pek çok hukuk sisteminde bugün zina artık suç değil. Ee, bazı hukuk sistemlerinde hafif bir ceza. Ama İslam hukukunun tam hakim olduğu ülkelerde e, recim. Şimdi aynı fiil, aynı fiil, aynı sonuçları doğuruyor. Bir sistemde ölüm cezasıyla da cezalandırılıyor, bir sistemde de hiç ceza almıyor. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi kültürel tabii. Evet. İyi ama şimdi hukukçu kültür tarihçisi değil. Hayır, aynı zamanda kültür tarihçisi. Hukukçu bir kültür geçmişini de, bir kurumun kültürel geçmişini de tanımak zorundadır. Çünkü... Ee, bir zina davasını aldınız en, avukat olarak niçin ölümle cezalandırılıyor peki yapacağınız savunmada 20 yıl önce cezası ölüm olan ya da işte ne bileyim çok ağır ceza hafif cezası ile cezalandırılan bu fiil niçin kaldırılmış suç olmaktan çıkartılmış niçin bu sizin hazırlayacağınız savunma için çok esaslı bir Dayanaktır. Yani tarihi gelişimini bilmek bir anlamda hukuki muhakeme yeteneğini geliştiren bir şey. Elbette gayet tabii. Şey. Onu demek istedim zaten. Evet. Gayet bir. Bir diğer hocanız burada fotoğrafı da var. Ali Nalci Allah, Allah rahmet eylesin. eylesin. Ee, Birebir çalışma fırsatınız oldu mu? Çok. Neler öğrendiniz hocam kendisinden? Allah bir defa belge denen nesnenin hem önemini hem de önemsizliğini öğrendim. Çünkü hoca bütün çalışmalarını belgeye dayandırırdı. Ama şöyle, hiçbir belge sağlam değildir görüşüde. Ama aynı konuda, bir konuda daha doğrusu bir konuda belgeden başka da yanınız yoksa onu kabul etmek zorundasınız. Belgeden kasıt resmi evrak mı yoksa? Şimdi iki çeşit belge var. Birincisi bir resmi evrak. İkincisi de bizim özel belgeler sınıfına dahil ettiğimiz işte anılar, mektuplar, özel konuşmalarda dile getirilen bir takım önemli hususlar. Bunlar biraz önce bahsettiğim gibi bir seyahatname mesela. Evet. Kendi görüşünü yazıyor. Şimdi bakın bir örnek vereyim size. Birinci Kosova Savaşı. Osmanlı kazanmış savaşı. Bitmiş savaş. Bir meydan muharebesi. Bir sırtlı asker, subay yanaşıyor. Ne büyük siz adamsınız diyor. Ne büyük adamsınız diyor. İslamiyet'te ne büyük din. Ben dinimi değiştirip Osmanlı olmak istiyorum diyor. Çok hoşuna gidiyor tabii. Murat Sultan'ın. Yaklaşıyor. Yanına bir çan çeker. Öldürüyor. Biricim aradı. Miloş Obiliç adı adamın. Tabi Ali Elif, o anda tabi etrafındaki Yeniçeriler, muhafızlar hesabını görüyorlar ama olan olmuş. Koskoca birinci Murat gibi bir meydan muharebesi kazanmış. Balkanların kapısını açmış Türkleri. Öldürülmüş. Şimdi biz nasıl okutuyoruz? O milis, hiç o milis bir hain. Bir hain. Koskoca Osmanlı Sultanı öldürmüş. Bir katil. Bir de sonra bakalım. Her yerde Milos Obicic'in heykeli var. Milli kahraman. Yani işte hocanın dediği o. Hiçbir belge gerçeği tam olarak göstermez. Bugün Milos Obilic, Sırpların milli kahramanı. Bizim için hala bir katil. Hangisi doğru? Sırplar için birincisi, bizler için ikincisi doğru. Yani tarih hiçbir zaman gerçekleri tam olarak açıklayamaz bize. O yüzden tarih tamir bir bilim de değildi. Ben aynı konuda birbirine birbiriyle çelişkili size 50 tane belge göstereyim. Hepsi de resmi. mühürlü. Hepsinde mesela sadrazam imzalamış. Padişah vekili. Bundan nasıl şüphe edeceksin? Ama ikisi de birbiriniz farklısı, farklı ifadelerle dolu. O yüzden işte rahmetli hoca onu çok önemli bir şekilde e, tebarüz ettirirdi. Yani belge iyi, güzeldi. Gerçeği anlatıyor mu? İlk önce kim düzenlemiş belgeyi? Onu bakacaksın. Resmi belgelerden bahsediyoruz. Özel belgeler zaten o yazanın şeyine kalmış, keyfine kalmış. Başka hocam Halil İnazlık Hoca ile özellikle yöntem e, bu bakımından. Bu belge işi çok önemli tabii. Bunu da öğretmiştir. Bir de Osmanlı Devleti'nin hak çok haklı olarak gelişimini anlamak için mutlaka diğer devletlerle olan ilişkisini bilmek lazım. Şimdiye kadar bizim Türk tarihçileri bunu yapmamış. Yapamamışlar. Neden? Dil bilmiyorlar bir. İkincisi o devletlerin İran dışındakilerin hepsi Hristiyan. Hristiyan devletlerin e, ifadesi makbul değil bizim Osmanlı ifadesine göre değil Osmanlı tarihsel ifadesine göre makbul olmayan adamın ifadesi de doğru değil böyle şey olur mu diyor hoca ben diyor size Roman belgesi göstereyim yüzde yüz doğru çünkü Osmanlı uygulamasıyla da de aynen çatışıyor bu biraz tarih algımızla ilişkili sanırım hocam. Öyle. Tarih kişilikleri ve vakaları daha çok duygusal değerlendirdiğimiz için. Öyle biz öyleyiz tabii. En zararlı da odur diyor Halil Hoca zaten. İyi bir noktaya temas ettiğin. Yani duygusallık yok partisi, tarihte. Ben hocam aslında bir sonraki sorun da bununla ilgiliydi. Şimdi tarihi yani tarihe ilişkin algımız duygusal temellere dayanıyor daha çok. Tabii, tabii. Örneğin bir tarihi kişiliğin Seviyorsak eğer o tarihi onun verdiği tüm kararlar doğrudur, yaptığı tüm işler doğrudur. Sevmiyorsak da yekten yanlış Çukuk uygulamaları afer. var. Evet. <laughs> ben bunun biraz hukuk tarihine de yansımaları olduğunu düşünüyorum. Şöyle olacak e, tabii canım hukuk tarihi de tarihin bir, koludur. bir kolu. Bir e, Mesela ya işte kimileri hocam Roma hukukunu çok böyle kutsal kabul ediliyor. Ediyor. Değil, değil. Kimileri sürekli İslam hukukuna atıf yapıyor. Yani tabii şimdi aslında bunu söyleyenler çok cahil. Bir tarafta da hocam mesela Osmanlı hukukunun işte klasik dönemini çok kutlayanlar var. Öte tarafta Tanzimat'tan sonradan tarihe başlayanlar var. Tanzimat'tan sonra Batı hukuku giriyor yavaş yavaş. Problem orada. Sizce tabii her sonra. dönemden öğreneceğimiz bir şey yok mu? Nereden? Her dönemden öğrenilecek bir şey yok var. mu? Bir defa İslam hukukuna Roma hukukunun etkisi tartışılmaz bir satım akdi var. Açın mesela mülteka diye bir adam var. Mülteka hukuki normları toplayan bir adam. Yani bir gayet büyük bir şekilde büyük bir emek sarfıyla toplamış. Mülteka da atı alım satım akdi ile ilgili olarak verilen bilgilerin hepsi Roma hukukunda. Yok zaten şimdi nasıl kendi kafasından alım satımda bir alıcı var, bir satıcı var. E, malın ayıplı olması, olmaması, e, gabin var mı, yok mu, bu bütün bunların tespiti için bir örnek lazım. O örnek de alası Roma'da duruyor, oradan alıyorlar. E, ebul Ula Mardin'i duydunuz değil mi? ebul Mardin çok muhterem bir adamdı, Allah rahmet eylesin. E, Roma hukuku olmasaydı İslam hukuku olmazdı, diyor. Haklı. Çünkü İslam hukuku, Roma hukukunun doğduğu ve geliştiği bölgelerde gelişmiş. Öyle değil mi? Ama Roma hukuku da orijinal değil. Roma hukuku da Mezopotamya hukukundan almış pek çok şey. Yani Yering'in dediği gibi bir şey var. Hak uğrunda bir mücadele var. O iyi ben alıyorum. Onu öyle bir hale getiriyorum ki sanki ben bulmuşum gibi. Süsleyip püsleyip ben tanıtıyorum. Hukukçunun bir görevi de o zaten. E, değil albik sen bunu Sümerlerden almışsın ya da Romalardan almışsın ya da ne bileyim ben e, Yunanlıdan almışsın Fenikelilerden almışsın Çin'den almışsın olabilir yani şunu demek istiyorum senin soruna cevap yani e, alınacak modelin akla uygun olması lazım o toplumun geleneklerine, göreneklerine bir mümkün olduğu ölçüde uygun olması lazım eğer Böyle bir modelde yoksa o zaman İmam Gazali'nin de dediği gibi akla dayanacaksın. Yok başka çaresi. Yarım asrı aşan bir akademik kariyeriniz var. Bu Olmuş mu o kadar? Fazlası var hocam. Bu süre içerisinde unutamadığınız, sizi etkileyen olaylar oldu Onu mu? Onu yazmışsın bana da ama unutamadığım olay... Kürsüye çıktım ders vereceğim 1-5 sınıfında. Siyasi tarih dersi de hiç unutmuyorum. Gözünün içinde bir kabarıklık hissettim. Baktım, böyle kablolu mablolu bir şey, bomba koymuşlar. Ben ortada telaşa vermem için dersi hemen tatil ettim tabii çocuklar dışarı çıkın dedim. Ve hemen derhal en seri şekilde dekanına haber verdik. Dekan bey sen de git Ahmet dedi, hadi git dedi. E, sık haber verildi. Bomba uzmanları gelip onu alıp götürdüler. Ne yaptılar, şey yaptılar. Yani bir hocanın küsüsünün içine bomba koyacak kadar aşağı ileri gitmişlerdi. Size özel mi planlanmış yani. hocam bomba? Yani size özel mi planlanmış yoksa? Ya da bilmiyorum. Belki özel koyadı bulamadılar ki. Hmm, anladım. Ya evet, evet. özel ya işte bir şey olsun patlama olsun da kim öyle söylesin. İnfiyat. Umurumuzda bile değil. Evet. O. Hocam son olarak meslek, genç meslektaşlarınıza tavsiyeleriniz olur mu? Biraz önce GÖK sisteminin kalkması için gereken hukuki temaslara başlasınlar. Peki. Çünkü yok gelişmekte olan Türk üniversitelerini öldürdü. Maalesef. Bir de tabii yöke yetkisi var. Üniversite açıp kapatmak onun yetkisi ama bu yetki kim kullanıyor? Hükümet kullanıyor. Hükümetin yetkisini kim kullanıyor? Hükümetin başındaki kim varsa diyor. Yani bu kadar çok üniversite olmaz. 220'yi yaşmış üniversite sayısı. Bugün üniversitenin ana vatanlarından biri olan Almanya'da bile bu kadar üniversite yok. Fransa'da yok, Amerika'da da yok. Görüyoruz arkadaşları, gidiyorlar mesela Adıyaman'da üniversite var kardeşim. Adıyaman'a küçümsediğimden değil, çok güzeldi bir şehirdir. Ben bütün şehirleri gördüm Anadolu'nun aşağı yukarı. Ama yani yok, adam yok, hoca yok, ne yapsın adam, çocukcağız orada, yetişemiyor. Soruyorum, kitapçı var mı? Dedim, demek hocam diyor, kitapçı dükkanı yok. Kitapçı dükkanının olmadığı bir üniversite şehri düşünebiliyor biliyor musunuz? Ben yazları, eskiden diyor, şimdi artık kalktı bu pandemi dolayısıyla, işte, yazları iki ayımı Freiburg'da geçirdim. Freiburg'da bir Max Planck enstitüsü vardı. Almanların bir iftihar edici bir enstitüsü. Bütün bilimlerin bir enstitüsü vardı. Hepsinin. Hukuka bölümler almışlar. Ceza hukuku, medeni hukuk vesaire. Benim gittiğim ceza hukukuydu. Çünkü en yakın bana o geliyordu. E, muhteşem bir kütüphane. Serbest şey, çalışma. E, Freiburg Üniversitesi de 600 yılda yaklaşıyor yani. Evet. Biz artık Freiburg'u benimsediğimiz için 550. yılını galiba kutlama merasimleri için beni de davet ettiler eksik olmasınlar. Rektör Bey geldi işte o gün bir tebrik ederim dedim. Yeni yaşınız. Ya dedi ya Bay Mumcu dedi. Her Mumcu derler onlar. Biz daha çok genç üniversiteyiz dedi. 500 yılı yeni bitirdik dedi. İnsan utanıyor tabii o zaman. Bir şey biliyor tabii Türkiye'nin durumunu ama biraz kamış ne attı yok. O halde yoktu çok çok büyük bir telaş içindeydi. 500'ü geç bir sonu olarak kabul ediyor. Orta yaşa geçiş. Yani üniversitenin sayısı değil eskiliği ve içindeki kadronun devamlılığı önemli. Yani o olmazsa bir üniversite, üniversite olmazsa da bir ekol kurması lazım. Heidelberg ekolü gibi, bilmem işte Freiburg ekolü gibi, Sorbonne ekolü gibi, bir mesela Ankara hukuk ekolü ya da Ankara Üniversitesi ekolü kurmak lazım. Ekol filan kuracak durumda değiliz ki. Çok teşekkür ediyorum hocam. Mesela ben teşekkür ederim. Ben sizleri tanımaktan memnun oldum. Sık sık görüşelim. Burası işte benim odam artık.